Ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, siz kendi nefislerinize bakın. Yani önce kendinizle ilgilenin. Biraz önce içeride Fatih küçük kardeşimizle bir iş yapmaya çalışıyordu. Çalışırken o da şey dedi, bazı çalışmayanlar da vardı. Çalışmayana yemek yoktur gibi bir şey söyledi, espri yaptı. Onun söylediği güzel bir nasihat oldu çocuğumuza. Şunu söyledi, sen kendi yapacaklarınla ilgilen. Yapmayacak olanlar da kendi yapmadıklarıyla ilgilensin. Ya da işte ben de hani peki uyarmasın mı manasında bir ara giriş yaptım orada. Şimdi biz kendi yaptıklarımızla ilgilenmeden önce başkalarının yapmadıklarıyla ilgileniyoruz. Ama işte niye böyle yapmıyorlar da niye vermiyorlar da mesela bir infak söz konusu olduğunda gözümüz zenginin elinin cebine gidiyor mu gitmiyor mu onunla ilgileniyoruz. Emri bil maruf nehyenil münker söz konusu olduğunda bilgisi bizden daha iyi olan bir insana bakarak niye bunlar yapmıyor ki, etmiyor ki diyoruz. Ama aslında kendimizle ilgilensek, bununla ilgili bir atasözü de var. Kendindeki şeyi görmeyen başkasındaki merteği görür diye. Yani kendi üzerindeki hataları görmeye çalışmayan bir insan hep karşı merkezde olayları değerlendirmeye çalışır. Ve dolayısıyla da böyle olunca insan kendisini düzeltemez. Çünkü düzelememesinin hep bir karşı nedeni vardır. Ayet-i Kerime bu anlamda bize diyor ki, siz önce kendi nefislerinize bakın. Aleykum enfusekum. Siz kendi nefislerinize bakın. Burada kum ifadesinin gelmesi de bana şunu düşündürdü. Önce Müslüman toplum olarak kendiniz neleri eksik bırakıyorsunuz? Çünkü birey üzerinde konuşmamış. Mesela enfuseke dememiş. Sen kendi nefsine bak dememiş. Enfusekum. Siz kendinize bakın demiş. Yani kendimize bakın demek ne demek? Biz mesela bugün batılın ahlaksızlığını, İşte Müslümanlar üzerindeki güçlerini, yanlış davranış biçimlerini falan konuşuyoruz ya. Hep buradan işte Allah onların cezasını ahirette verecek falan diyoruz. Peki İslam toplumu, Müslümanların yekün olduğu bir toplum nerede zaaf gösterdi de onlara bu karşı gücü verdi? Bu şeyi niye verdi? Onların üzerindeki, bizim üzerimizde tahakküm etme hakkını hangi ihmali, hangi tembelliği yaptı da bu üzerine geldi? Geçen haftaki konuşmamı şey fikir sohbetinin konusu tarım ve ziraatti ya, orada mesela Asaf'ın bize söylediği güzel bir söz olmuştu. Tembellik yoksulluk getirir. Yani düşünce tembelliği, böyle bir şeyleri canı gönülden yapamayış, hep bir isteksizlik ve namazı bile erine erine kalkmak, sohbete erine erine gitmek. Yani başka meselelerde bütün bedenimizi, zamanımızı çalıştırırken herhangi bir sohbet veya Allah rızası için bir şey olduğunda bunu erinmek. Hani bununla ilgili meşhur bir hikaye var. Sık sık anlatırım. Bir adam bir köyden geçerken bir adamın çamur ayıkladığını görüyor. Diyor ki ne yapıyorsun birader diyor. Ev yapacağım da diyor kerpiç ayıklıyorum diyor. Ayaklıyorum diyor. Ne yaparsın diyor. 3 günlük yalan dünya diyor. Diyor sırtında da bir şey var diyor. Onunla ne yapıyorsun? Çamuru ayaklarken hareket halindeyim ya diyor. Bir taraftan da ayranı aldım sırtıma. Ayran yayıyorum ki yağı çıksın diyor. Ne yaparsın? 3 günlük yalan dünya diyor. Bir de elinde bir şey eğiriyor. Yün eğiriyormuş. Adam soruyor. Peki o elindeki nedir diyor. Yün eğiriyorum ki diyor. Onun adı diyor. Çorap öreceğim, satacağım. Ne yaparsın? 3 günlük yalan dünya diyor. Peki diyor ağzında da böyle kımır kımır bir şeyler söylüyorsun. O nedir? Karşı köyden diyor Yasin ısmarladılar diyor. Onlara Yasin okuyorum. Ne yaparsın? 3 günlük yalan dünya diyor. Geçen o kişi diyor ki behey şaşkın diyor. 3 günlük yalan dünya dediğin için çalışmadığın yer, çalıştırmadığın yerin kalmamış diyor. Dünya ebedi olsaydı acaba ne yapacaktın diyor. Yani aslında resmimiz, fotoğrafımız bu. Yani hep kızıyoruz. İşte batıl şöyle oldu, dünya böyle gitti. Onlar şöyle ilerledi, düzenlerini böyle tutturdular. Evlerini sağlam yaptılar, işlerini sağlam yaptılar. Peki asıl bunu yapmamız gereken biz toplum olarak Müslümanlar olması gerekmiyor muydu? Yani burada ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Kendinize bakın. Yani aynaya önce bakarken bir de düzgün bakmayı görmemiz gerekiyor. Hani internette böyle resim olarak gezen bir şey var, paylaşım var. Kedi aynaya bakıyor, kendisini aslan gibi görüyor. Bir de insanın kendisini olduğundan fazla görmesi var. Ben nasıl olsa Muhammed ümmetiyim. Biz nasıl olsa iyiyiz. Biz nasıl olsa işte Allah'ın kullarıyız. Allah bizim bu aksaklıklarımızı, eksikliklerimizi görmez. Bizi affeder.
Kediyken aynaya bakıp kendisini aslan gibi gören insanlar. Bazıları da kediyken kendilerini böcek gibi gören insanlar var. Yani aynaya baktıklarında. Şimdi bunların hepsinin doğru bakış olmadığını görüyoruz. Yani aynaya baktığımızda ki bunu İslami kavramlardan yola çıkarak söylüyorum. Vakar diyor kişinin kendini olduğu yerde görmesidir diyor. Mesela bir insanın diyor kendisini olduğundan fazla görmesi kibirdir. Olduğundan aşağı görmesi de zelilliktir. İzzet ise olduğun yeri görmektir. Yani Allah sana ne nimet vermişse o nimeti üzerinde taşımak ve şükrünü de aynı zamanda eda etmek gerekir. Siz kendinize bakın. Eğer siz kendinize bakarsanız, yani siz kendinizle ilgilenirseniz, siz kendi dininizle, imanınızla, amelinizle ilgilenirseniz, illaki çevremizde her zaman yanlış yapanlar olacak. Yani bu dünyada eğer hiç yanlış yapanlar olmasaydı biz melekler gibi olur ve meleklerle yaşıyor olurduk. O zaman da zaten imtihan diye bir şey olmazdı. Meleklerin bugün imtihanı söz konusu mu? Yani melekler Allah'ın kendisinden istedikleri şeye itaat ederler ve asla karşı çıkmazlar. Onların görevi bu. Peki biz insanın görevi ne? Biz insanın görevi bedenimiz Allah'a meleklerin itaat ettiği gibi itaat ediyor. Karşı koyamıyoruz veya onu dikkat etmeyerek sağlığını bozuyoruz veya işte aşırı sağlıkçı olup onu obezite yapıyoruz, farklı şeyler yapıyoruz. İnsan iradesiyle Allah'a kulluk edebilme yeteneği olduğu için insan değerlidir. İnsana onun için cennet verilir. Melekler için cennet diye bir şey söz konusu değil. Ama benim için, ben insan olarak, benim için hem cehennem söz konusu hem de cennet söz konusu. Yani meleklerin cehenneme gitmek gibi bir riskleri de yok. Onlar nihayetinde cehennemin bazıları görevlileri olduğu söyleniyor. Tahrim suresi mesela 6. ayet-i kerimede. Orada diyor öyle Allah'ın görevlileri vardır ki asla Allah'ın kendilerine verdiği sorumluluğu yapmaktan vazgeçmezler diyor. Şimdi ya eyyühellezine aminu aleykum enfusekum la yedurrukum darar. Türkçe'de de biz bunu zarar olarak okuyoruz. Size zarar veremez. Kim zarar veremez? Men dalle. Delalete düşmüş olan insanlar size zarar veremezler. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Biz adresi biliyorsak, az buçuk adres çıkarmayı da biliyorsak, navigasyona bakarken bile şöyle bir haritaya bakıyoruz. Navigasyonun beni yönlendirdiği yollardan hangisi benim için daha uygun olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bazen internetin akımı geç geldiği için sapma yeri gecikebiliyor falan vesaire. Adresi biliyorsam, bir de yardımcı hani fikir olarak ondan destek alıyorsam, onun beni yanıltmasına izin vermiyorum. Ama ben hiç adres bilmiyorsam, hiç bununla alakalı geçen 2 gün önce yaşadık biz. Millet Mahallesi'nde bir yere yardım götürüyoruz. Navigasyon bize çok bilinen bir okul ama 4 kere aynı mıntıka üzerinde dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Çünkü hiç bilmediğimiz bir mıntıkaya gitmişiz. Az buçuk hani tanıdığın bir semt olsa aşina da oluyorsun yollara baktığında. Ne oldu? Dön 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 sonunda adres sahibini yeniden aramak zorunda kaldık mesela. Yeni ipuçları istedik. Şimdi ben neden bu yorgunluğun içerisine düşmek zorunda kaldım? Orayla alakalı hiçbir bilgim olmadığı için. İşte ben bu ayet-i kerimeden Allah'ın bana verdiği dersi şöyle çıkarıyorum. Seni yaratan Allah'ın senden istedikleri ne? Bununla ilgilen. Nasıl bir yol haritası çizmen gerekiyor? Nasıl bir yerde yaşaman gerekiyor? Bununla ilgilenirsen illa seni yoldan saptırmak isteyenler olacak. Komşularında olacak, iş yerindeki arkadaşlarında olacak, ailende olacak. Olacak da olacak. Yani bu şeytan Adem'i ayağını kaydırmak için azmetmedi mi? Bunu azmedecek. Çünkü onun yeryüzündeki insanla olan kavgasındaki kararı bu. Ben insanın ne kadar ayağını kaydırırsam o kadar kendimi mutlu hissediyorum modunda bir şey var karşımızda. Bir vaka var. Ve biz bu vakaya karşı nasıl direneceğiz? Bilgiyle direneceğiz. Allah'ın bize vermiş olduğu vahyin bilgisini teslimiyetle harmanlayacağız. Allah'ın verdiği vahyi teslimiyetle harmanladığımızda hiçbir aldatıcı bizi aldatamayacak. Allah öyle vaat ediyor çünkü. Diyor ki, la yedurrukum size zarar veremezler. Men o kimse ki dalle
size zarar veremez, sizi sapıtamaz. Bugün mesela ne kadar çok insanoğlunun sığındığı cümlelerden birisi budur. Ya ben aslında o kadar güzel bir insandım ki. Ama işte bu çevrenin içine düştüm. Bu çevre beni değiştirdi. Niye sen güzelliklerinle onları değiştirmedin de onlar seni yanlışlarıyla değiştirdiler? Ha, demek ki sen kendinle ilgilenmedin. Sen karşı tarafla ilgilendin. Karşı tarafla ilgilenirken mesela senden gidenlerin farkına varmadın. Mesela şöyle düşünün. Deniz bütün haşmetiyle gelir kayaya vurur. Kayaya vurur ama deniz suyundan bir şey kaybeder mi? Kaybetmez. Fakat her seferinde kayadan bir şeyleri tırtıklar, alır götürür ve zaman içerisinde kaya şey olur, şekil değiştirir, azalır, ufanır vesaire şeyler olur. Ama deniz kendisinden bir şey kaybetmez. Bu bütün haşmetiyle her seferinde gelir kayaya vurur. Denizle kaya ilişkisi gibi yanlış adamla doğru adamın ilişkisini de böyle kurarsa, yani doğru adam güçlü olursa, ne kadar kaya bir şey yapmaya çalışırsa çalışsın, kaya kendisine ancak zarar verir. Yani biz bugün müminler olarak bir kere gücümüzü tespit etmek zorundayız. Ve bu gücümüzü nasıl sağlama almayı da belirlemek zorundayız. Bunu yapmazsak, hep dış dünya ile ilgilenirsek, mesela bazen öyle insanlar vardır. Bir yazarın Cihat Zikir Ayrılmazlığı diye kitabı vardı. Orada şundan bahsediyordu. Hep dışarıya sohbet yapan, hep dışarıya bir şeyler anlatan, hep dış dünya ile ilgilenen insanların İç dünyanın zikrini ihmal ettikleri için zaman içerisinde ağızları başkasına çok nasihat veren ama kendisi hayatına geçirmek konusunda yavaş yavaş şey olan, ihmalkar olan. Çünkü bazen insanoğlunun şöyle bir yapısı da var, konuşarak tatmin olma diye bir şey de var. Böyle bir risk de var. Yani bu riskten kurtulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Aynaya düzgün bakmamız gerekiyor ki kaldı ki biz aynayı çok seviyoruz. Hatta şu anda evlerin duvarlarına kocaman aynalar yapılıyor. İşte yetmiyor, odalarımızda aynalar var, oturma salonlarında aynalar var, çantalarımızda aynalar var, işte arabada ayna var. Her yerde kendimizi görebiliyoruz. Ayna olmasa bile camlardan güneş aksettiğinde kendimizi görebiliyoruz. Ve bir kere kendimizi gördüğümüzde de aynada gayri ihtiyari ayna karşımızda duruyorsa konuşurken bile gözümüz karşıdakine değil, aynadaki kendi silüetimize, görüntümüze takılıyor. Niye buna takılıyor? Biz bu aynada kendimizi niye çok seviyoruz? Kendimizi güzelleştirmek için, istediğimiz için seviyoruz. Yani aynaya ben güzel olmak için bakıyorum. Ve ayna bana kendimi çirkin gösterirse moralim bozuluyor. Bugün aynada hiç güzel görünmüyorum. Kendim bugün hiç iyi değilim. Hemen kalkıyoruz işte bir şey yapıyoruz. Yüzümüze birkaç müdahale yaparak kendimizi güzel görmeye ihtiyacı hissediyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Tabii ki insan kendisini güzel görmek ister. Ama aynı yüzdeki beni, ben aynada bazen güzel, bazen niye çirkin görüyorum? Bu benim yüzümün değişmesiyle alakalı bir şey değil. Bakış açımın ve ruhumun değişmesiyle alakalı. O gün kendime şey bakıyorum, kızgın bakıyorum veya o gün bir takım olaylar yaşamışım. O olayların benim gözüm üzerinde, bakış açım üzerinde etkisi var. Kendimi iyi hissetmiyorum ve iyi de görmüyorum. Bazen kendimi çok güzel görüyorum. Ay sanki dünyanın en güzel insanı benmişim gibi görüyorum. Ne oldu, ne değişti? Bakış açısı değişti. İşte İslam'ı yaşarken de böyle. Aynanın bendeki gerçeğini görmek için ruh dünyamın bana zayıf baktıran potansiyelinin içerisine düşmemem gerekiyor. Ve şunu demem gerekiyor. Allah beni, alemlerin Rabbi olan Allah beni en güzel şekilde yaratmış. Ayette öyle diyor ya, seni en güzel şekilde yaratan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Bunu bil. Bunu seni aldatan şey karşıdaki aynadır. O aynanın sana hükmetmesine izin veriyorsun. Halbuki sen aynaya, aslında ayna sana hükmetmiyor. Ayna sana seni olduğu gibi gösteriyor ama sen öyle görmek istemiyorsun. O andaki istediğin gibi seni görmek istiyorsun. İşte ayeti kerimede de mutlaka beni sapıtacak olanlar olur. Beni kendimle mutsuz edenler olur. Beni beğenmeyenler olur. Beni beğenmedikleri için bana yükleme yapıyor olabilirler. Burnun ne biçim diyebilirler. Yüzün ne biçim, tenin ne biçim diyebilirler. Mesela beyaz adam kendisi teniyle çok mutluyken siyah adamı teniyle niye mutsuz hale getirir? Adam aslında beyaz adamı görmese, beyaz adam da ona bir yükleme yapmasa, siyah adamın aklına öyle bir kusur, bu bir kusurmuş gibi gelmez bile.
Ama o ona bunu hep kusurmuş gibi gösterdiği için bu sefer o ne yapar? Ona özenmeye çalışır. İbrahim'le Buluşma diye kitap okuyoruz, bu ay kitabımız, Ali Şeriati'nin. Orada güzel bir şeyden bahsediyor. 2-3 saat önce okuyordum. Diyor ki eskiden insanlar tabiatın içerisinde istedikleri gibi yaşarlardı. Ve ihtiyaçları olan giysiyi ve ihtiyaçları olan yiyecekleri alırlardı. Stok yapmak ve bunun sınırları olmadığı için kimse diğer insan üzerinde tahakküm kurma ihtiyacı hissetmezdi. Karnı acıktığında ormana giderdi. Ormanda Allah'ın verdiği sınırsız rızıklar var. Meyveler var, otlar var, bitkiler, hayvanlar. Bunları alır yer ve ertesi güne stoklama ihtiyacı da hissetmezdi. Ama ne zaman ki insanoğlu bu hayatın içerisinden çıktı ve bir takım sınırlı hayatlar oluşturmaya başladı. İşte şehirler, ülkeler, kentler, köyler ve daha sonra sahip olduğu köyde, kentte, şehirde kendisine bir statü elde etmek istedi. Bu statüyü elde edince sınırları olan hayatın içerisinde kendisi imtiyazlı olabilmek için insanlığı ikiye ayırmaya başladı. Çalışanlar ve ağalar. Ve ondan sonra dedi ki, stok yapmaya başladı ya, ihtiras kapladı. Ormandan aldı aldı, stok yapmaya başladı. O stok yapmaya başlayınca ormandaki diğer kişinin hakkını elinden alıp orayı yasaklamaya başladı. Ve sonra da şöyle dedi, mala ben sahibim, ben çalışmam. Sen de mala sahip değilsin, bana çalışmak zorundasın. Ve böyle sınıfsal bir ayrıştırma yaptı. Ve ondan sonra insanoğlunun ağzının tadı, tuzu kaçtı diyor. İbrahim'le Buluşma derken o tekrar İbrahim peygamberin yaşattığı, tebliğ ettiği hayata özenmemiz için insanoğlunun bozulma noktalarını gösteriyor. Eğer insan Allah'ın fıtratımıza verdiği hayata razı olsaydı, bugün işte biz 2 tane ev alıp kiracıyı mağdur etmezdik. İşte 5 tane arsa alıp bu arsa benim tek elimde deyip onu ekmeyip biçmeyip kendi tek elimizde tutup ötekini mağdur etmezdik. Bunun gibi birçok şey. Ne zaman ki sınıf başladı, yani ikiye ayrıldı insan, o zaman insan mutsuz olmaya başladı. Peki bu mutsuzluğu dünyaya enjekte eden, sürekli empoze eden insanlardan biz nasıl kurtulacağız? Allahü Teala bize diyor ki kendinize bakın. Toplumsal olarak kendinize bakın. Ben tekrar tekrar altını çiziyorum. Ferde seslenmiyor burada Allahü Teala. Enfusekum derken şu odanın içindeki hepimize, bu odanın içindeki düşünceyi taşıyan bu şehirdeki herkese, bu şehirdeki bu düşünceyi taşıyan bu ülkedeki herkese. Ey Müslümanlar, önce siz kendinizle ilgilenin. İşte mesela şu an deprem dolayısıyla kızıyoruz ya, müteahhitler işte inşaatları sağlam yapmamışlar, kötü yapmış. Peki sen 1 trilyonu, 2 trilyonu bir inşaata yatırırken temeline mi yatırdın, makyajına mı yatırdın? Sen kendin niye bakmadın kendine? Yani bununla neden ilgilenmedin de sen onu yaptın? İşte burada ne oldu? Bak hemen suçu karşı tarafa atarak kendi üzerimizdeki sorumluluğu yok sayma şey çabası. Çünkü eğer kendimizi suçlamaya başlarsak, suçlamaya başlamak değil. Çünkü bir insanın bir suçu işlemediği halde kendisini suçlaması eziklik meydana getirir. Oradaki katkı payımızı görmemiz gerekiyor. Var olan olayda benim katkı payım nedir? Yoksa öbür türlü ah işte böyle olmayan şey üzerinden evham yaratarak kendimizi yorgunlaştırmanın bir anlamı da yok. Allahu Teala, eğer siz kendinizle ilgilenirseniz, siz izah tedeytüm, siz hidayete erdikten sonra sizi hiçbir dalalete sapmış kişi sizi saptıramaz. Öylesine nasıl sapıyor insan? Mesela İslam'ın bu kadar güzellikleriyle tanışmış insanlar İslam'dan vazgeçiyorlar. Sanki cennetin tapusunu almış gibi duraklıyorlar. Bugün bütün gündür zihnimde o şey dönüyor. Deprem dolayısıyla deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız bir duraklama yaşadılar. Kendi kendime şöyle diyorum. Saat de duruyor bazen, değil mi? O saat durduğunda pili bittiği için duruyor. Ya da kurması bittiği için duruyor. O arkadaşlarımız bir duraklama yaşıyor. Duran saati kim kuruyor? Dışarıdan hareketli olan bir el kurabiliyor. Öyleyse şu anda benim oraya dair sorumluluğum olarak kendi kendime düşündüğüm, tefekkür ettiğim şey, duran saatleri yeniden nasıl kurabiliriz?
Nasıl pil takabiliriz? Nasıl harekete geçirebiliriz? Çünkü biz mümin kardeşleriz. O durduğunda ben onu pilini şey yapacağım, yenileyeceğim. Ben durduğumda o benim pilimi yenileyecek ve beni kuracak. Çünkü bizim birbirimize karşı böyle sorumluluğumuz var. Biz bu duraklamadan uzun süre kalkmazsak o arada aktif olan batıl bizim o duraklayıp böyle behlül behlül baktığımız olayların üzerinde hemen hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak planlarını yapacak ve ne yapacak? Devreye sokacak ve sonra biz kendimize geldiğimizde bakacağız ki uyuduğumuz yerden uyandığımız gibi kalmamış uykuya yattığımız yerler. Ashab-ı Kehf'te bunu görüyoruz ya. Ellerinde akçe var. Karınları acıkmış, uyanınca diyorlar ki git de bize şehirden bir şeyler al gel. Adam elindeki akçeyle gidiyor. O kendisinin çıktığı ülke, o zalim iktidar gitmiş. Paranın kendi kullandıkları para tedavülden kalkmış ve kendisini bir de kutsuyorlar olağanüstü bir insan olarak. Hani ağaçlarını falan yapmaya çalışıyorlar. Çünkü mağarada uyuyan gençler diye bir efsane çıkarıyorlar ya. Şimdi biz uyuklama dönemlerimizin uzun tutarsak tekrar piyasaya çıktığımızda düşüncelerimizin ve fikirlerimizin tedavülden kalktığını görüp yeni bir yabancılaşma yaşayabiliriz. Hadid suresi 16. ayet-i kerime galiba. Diyor ki insanoğlunun yani Allah'ın zikriyle kalbinin yumuşamasının ve harekete geçmesinin zamanı hala gelmedi mi ki diyor. Onun üzerinden uzun bir zaman geçti diyor. Hadid 16. ayet-i kerime. Yani zamanı uzatmayan insanların karşısında bizi ezik hissettirir arkadaşlar. Geride bırakır. Yani her duraklama dönemini bizi kontrolü altına almasına izin vermememiz gerekiyor. Hidayete erdikten sonra. Çünkü ayet-i kerimede bir de izeh tedeydüm diyor. Siz doğru yola girdiniz ya. Siz doğru yola girdikten sonra sürekli kendinizle ilgilenirseniz sapanlar size zarar vermez. Bugün ben bir mümin olarak dersleri niye büyük bir iştiyakla, usanmadan, yorulmadan yapıyorum? Kendime bakım yapıyorum. Siz niye bu ortamlara sürekli gelmek zorundasınız? Kendinize bakım yapmanız için. Çünkü dış dünyanın ahengi insanı kandırmaya çok müsait. Böyle hani o kadar estetik, o kadar böyle bazen insana böyle ritmik sesler veriyor ki sen o anda oraya kendini kaptırdığında mesela çok fazla dışarıda gezip namazını kaçırıyor ya bazen insanlar. İnsan namazını kaçırır mı? Çarşıda geziyor, geziyor, geziyor. Ay vah diyor, ikindi namazı geçti diyor. Ne oldu bak? Dışarıdaki vitrin seni namazından etti. Ama sen namazını kılarak çıksaydın veya namazını planlayarak yapsaydın, sen o gezdiğin çarşı mıntıkasında mescitler vardı. Orada namazını da kılardın. Şimdi diyebilir misin ya tüh işte bu dünya alışverişi bizi böyle her şeyden alıkoyuyor. Allah kahretmesin. Şu çarşılar niye oraya kızıyorsun ki? Yani hayır oraya niye kızıyorsun? Sen oraya kendini öyle kaptırdın ki namazını ihmal ettin. Hani mesela Cuma suresinde de var ya Cuma için namaza çağrıldığınızda hutbeyi dinlemesi gerekiyor Müslümanların. Ama Medine'de kervan geliyor. Kervan geçecek. Bunların kervanları da öyle bizim gibi ha deyince elin altında çarşı olanlar değiller. Haftada bir geçiyorlar. Onlarınki bize göre masum bile. Çünkü haftada bir gün şeyi görecekler. Nedir o aktar mı işte kervanı görecekler ve alışveriş yapacaklar. Bir anda kervanın sesini duyduklarında peygamberi birçok Müslüman orada bırakıyor. Birkaç Müslüman kalıyor ve koşup kervandan alışveriş yapmaya gidiyorlar. Ve bunun üzerine Cuma suresindeki ayetler iniyor. Cuma vaktinde namaza davet edildiğinizde alışverişi bırakın deniyor. Ve ondan sonra o şeyinizi yaptıktan sonra, hutbenizi, namazınızı kıldıktan sonra Allah'ın açtığı helal kapıdan yürüyün diyor. Yani izeh tedeydüm. Biz hidayete erdik mi arkadaşlar? Yani bugün biz hidayete erdikten sonra burada aslında şeyin şu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir şeyin kıymetini bilerek elimize alıyorsak onu kaybetmemek için elimizde sımsıkı tutarız bunu. Nedir o mesela? Sizin elinize bir şey verildi. Bir kuvvetin. Ay başka ayetlerde diyor ya Allah'ın ayetlerini kuvvetle tutun. Kuvvetle biz bunu tuttuk ve bunun kıymetini biliyor muyuz?
Bundan sonra ben onu kıymetli, kuvvetli tuttuktan sonra sen benim elimden alabilir misin, ben elimi açmadığım müddetçe? Alamazsın. Ancak buradan kesmen lazım. Yani sen buradan kesmediğin müddetçe benim elimde benim değer verdiğim şeyi alamazsın. Peki bugün şey olarak, seviye olarak, çıta olarak okuyoruz, bilgi ediniyoruz, kendimize farklı anlamlar katıyoruz. Bundan sonra yeniden kendimizi aşağıya düşürmenin bir anlamı var mı? Ha, diyelim ki düştük. Seyit Kutup'un güzel bir ifadesi var. Diyor ki, ey zirveye tırmanan kişi, yoruldun mu? Düş, yeniden tırman diyor. Vazgeçme. Düştün mü? Yeniden tırmanmaya başla. Düştün mü? Yeniden tırmanmaya başla. Eğer bir kere yenilgilik psikolojisine kapılır da zirvenin eteklerinde ben artık tırmanamıyorum dersen, işte treni o zaman ne yaparsın? Kaçırıverirsin. Sonunda ayet-i kerimenin sonunda da diyor ki siz kendinize bakarsanız sapıklıkta olanlar size zarar vermez dedi ya, sonunda ilallahi merciukum, dönüşünüz Allah'adır. Yani nasıl sapanların sizi saptırmasına izin verirsiniz? Çünkü Allah'ın huzuruna gittiğimizde her birimiz tek tek hesap vermeye başlayacağız. Hesap vermenin ağırlığını görünce de diyeceğiz ki, beni işte Ayşe saptırdı, Ahmet saptırdı, Ali saptırdı, şu saptırdı, o olmasaydı benim hayatım bambaşka olacaktı diyeceğiz. Bunu dediğimizde de başka surede geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de. Sapanlar kendilerini saptıranları Allah'a şikayet edecekler. Bunlar bizi azdırdı. Onlara iki kat azap ver denilecek. Allah-u Teala da diyor ki hayır, biz size düşünmeniz için bir akıl verdik. Her ikinize de aynı azap var. Yani saptıran varsa sapan olduğu için saptırabilir. Mehmet Akif Safahat'ın da Semer'le alakalı bir şiirinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki siz Semer'e razıysanız Semerci'nin biri gelir, biri gider. Hatta bazen gelen Semerci acemi olduğu için daha da canınızı acıtır diyor. Yani bazen bildiğin kafir bilmediğin kafirden daha da iyidir. Onu nasıl mağlup edeceğini bilirsin. Onun şey zaaflarını bilirsin. Ama hiç tanımadığın bir düşman. Benim bir arkadaşımın öyle bir duası vardı. Allah'ım diyordu, beni gördüğüm imtihanlardan farklı imtihanlarla imtihan etme. Çünkü bu imtihanlarıma en azından alışkınım. Nasıl onları yönetebileceğimi, nasıl idare edeceğimi biliyorum anlamında. İlallahi merciukum. Hepiniz Allah'a döneceksiniz. Cemia. Burada ne tekrar ne oldu? Çoğul olarak zikretti. Demek ki biz Allah'ın huzuruna gittiğimizde her ne kadar tek tek hesap verecek olsak da toplumsal olarak bir hatayı yapmanın hesabını da vereceğiz. Yani şöyle ki, bu insanlar bu hatayı yaparken siz ne işte idiniz sorusu bize sorulmaz mı Müslümanlara? Onun için peygamber görevini yaptığına dair sahabeleri şahit tutmamış mıdır? Yani biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Toplumda üzerimize düşen vazifeyi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bununla ilgilenmemiz. Ama kimse beni dinlemiyordu, ama kimse gelmiyordu, ama kimse kendini değiştirmiyordu. O onun problemi. Sen onun problemiyle niye ilgileniyorsun? Biz daha çok karşı tarafın problemiyle ilgileniyoruz. Kendi yapabileceklerimizi bu açıdan ihmal ediyoruz. Veya kendi yapabileceklerimizi karşı taraf dinlemiyor diye vazgeçiyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka ayette de diyor ki, onların beyinlerini çatlatırcasına anlat diyor. Bu da olayın başka bir kısmı. Veya başka bir yerde de diyor ki nasihat isteyene nasihat et diyor. Yani buradan biz ne görüyoruz? Allah-u Teala bize bir yöntem vermiyor. İçinde bulunduğun duruma göre öyle de yaparsın, böyle de yaparsın. Sen yeter ki içinde bulunduğun işte imanı aksiyoner kılıyor musun, kılmıyor musun? İmanın seni harekete geçiriyor mu, geçirmiyor mu? İman sahibi insan vurdum duymaz olamaz. Orada bir problem yaşıyor demektir. Yani salih amelin mutlaka iman eden insanın hayatında olması gerekiyor. Aksi takdirde o imanın tartışmaya açılması gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim'de hep iman etmek ve salih amel işlemek bir arada zikrediliyor. Salih amel nedir o zaman? Bunu bir kere daha açalım. Salih amel birisine bir ekremek, ikram etmek değildir. O hasenedir. Salih amel o kişinin ekmek parası kazanacağı işi ona vermektir. Diğeri hani Konfüçyüs'e de atfedilen bir söz var ya, bir insana her gün bir balık tutacağınıza ona balık tutmayı öğretin diyor. Yani mesela şöyle düşünün. Diyelim ki ben kendime bir mikrofon buldum.
bu mikrofondan her gün bir şey anlatıyorum. Ama ben anlatıyorum, dinleniyorsa dinlensin, dinlenmiyorsa dinlenmesin gibi edalarla değil. Bunun salih amele dönüşmesi için karşı tarafın dinleyip dinlemediğiyle alakalı da bir ilgi, bir alaka gösterebilirim. Bir muhabbet taşıyabilirim, bir tavsiyelerde bulunabilirim. Bununla neden ilgilenmem gerekiyor? Bununla şunun için ilgilenmem gerekiyor. Ben yaptım, ne olursa olsun davranışından biz Müslümanların kurtulması gerekiyor. İlallahi merciyukum cemia. Sonra diyor ki, feyne bir ukum. Size haber verecek. Kim haber verecek? Allah. Neyi haber verecek? Bima küntüm ta'melun. Ne yaptıysanız onu haber verecek. Zaten İslam'da asılsız haber yapmak olmaz, değil mi? Asılsız haberi iftiracılar yaparlar. Birilerine zarar vermek isteyenler yaparlar. Biz Müslümanlar asılsız haber bile yapamayız. Diyelim ki haberciyiz. Diyelim ki bir medya var elimizde. Diyelim ki kağıt kalem kullanıyoruz. Asılsız haberi, mesela depremde çok yaşadık bunu, değil mi? Birisi bir şey yapıyor, bir hayır varmış gibi gösteriyor. Açıyorsun, telefon kullanılmıyor mesela. Başka asılsız haberlerle karşı karşıya kalıyorsun. Neden insanlar bunu yapma ihtiyacı hissediyorlar? Aslında bir nevi insanlıkla dalga da geçiyorlar. Ya da asılsız haberlerle insanların duygu ve düşüncelerinin rengini değiştiriyorlar. İftira medyasıyla alakalı bir anekdot okumuştum. Şöyle diyor. Hocanın keçisi çalınıyor. Hocaya iftira atmak isteyen kişiler diyorlar ki, biz bunu hemen bir faydaya dönüştürelim. Ne diyelim? Hocanın keçisi çalındı ya, bunu haber yaparken şöyle yapıyorlar. Hoca keçi çaldı. Kelimelerden birkaç taneyi değiştiriyorlar. Olay vaka var mı? Hani onun için derler ya, lafın yalanı olmaz, yanlışı olur diye. Vakayı hocanın keçisini bulmak üzere haber yapmaktan değiştirip hocaya iftira atmak istedikleri için böyle bir manşet atıyorlar. Geçmiş dönemde bazı bilinen gazetelerden birisi. Niye? Derdi o günkü Müslüman mantaliteyi, Müslüman fotoğrafı şey yapmak, yıpratmak, zedelemek. Hatta bize filmlerde de gösterdiler. Buraya kadar sakalları olan, ellerinde sopa, Kur'an kurslarında çocukları döven hocalar gösterdiler. Bütün bunları niye yaşadık? Bütün bunları şunun için yaşadık. Gülcan söyle getirmez. Feyne bi ukum bi ma küntüm ta'melun. O size neler yaptıklarınızı haber verecektir. Yani şimdi bu insanda şöyle bir denetim oluşturuyor ayet-i kerimenin bu kısmı arkadaşlar. Ben bazı şeyleri yapıyorum ya, siz görmüyorsunuz. Toplum da görmüyor. Toplum kınamıyor. Toplum kınamadığı için ben bunu daha rahat yapıyorum. Veya kendi iç bünyemde hesaplaşmıyorum falan. Dolayısıyla çok rahat bir insanım. Oh, zaten bilgi ortamlarından insan niye kaçar? Kendisiyle yüzleşmek istemediği için kaçar. Çünkü bilgi insanı sancılandırır arkadaşlar. Bilgi insanı kendisiyle yüzleştirir. Mesela biz hiç Kur'an okumadığımız zamanlarda kendimizi çok iyi Müslüman zannedebiliyoruz. Ya da başka ortamlarda Allah yolunda koşan, bir takım şeyler yapan insanları, hayatlarını görmediğimizde, daha kötülere baktığımızda da şöyle düşünüyoruz. Ben onlara göre çok iyiyim diyoruz ya. Ne yapıyoruz ki? Ama şöyle düşünün. Bir ezgide vardı. Yapmamız gerekirken sadece yaptıklarımızdan değil, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da Allah'a hesap vereceğiz. Yani bütün mesele sadece içki içmemek, yalan söylememek, Allah'a ortak koşmamak değil. O yapmamamız gerekenler. Bir de yapmamız gerekenler var. Şimdi mesela şöyle, ben okula gittim. Gidiyorum, her gün gidiyorum okula. Mesela şöyle düşünün, bir memur her gün işine gidiyor. 8'de gidiyorum, 5'te kartımı basıyorum, çıkıyorum. Ve ondan sonra her gün masasına da oturuyor. Ama dosyalarla işler duruyor. Her gün ben işe gidiyorum, ne alakası var? Beni niye yok yazdınız falan diyor. Bunu dedirten sebep ne? O dosyalar sana süs olsun diye masana koyulmuyor. Bir yapman gerekenler var, bir de yapmaman gerekenler var. Şimdi biz yapmamız gerekenleri yapıyoruz, yapmamamız gerekenleri yapıyoruz. Bir de yapmamız gerekenler var,
O konularda ihmalkar davranıyoruz. Bugün her birimiz arkadaşlar, bakın enfusekum, şu anda bu topluma bakarak söylüyorum. Her birimiz üzerimize düşen emri bil maruf nehyanil münker ibadetini güzel yapsaydık, toplum bu kadar kötülük yaygınlaşır mıydı? Sen kendi ailende, ben kendi ailemde, sen kendi mahallende, sen kendi iş yerinde birisinin haksızlık, yolsuzluk yaptığını gördüğünde küçükken müdahale etseydik bu kadar büyümesine zemin hazırlamamış olurduk. Ama şöyle bir şey var. Herkes de bir parça işin ucundan çaldığı için herkes birbirinin işten, malzemeden ve emekten çalmasına göz yummak zorunda kalıyor. Göz yummamalıyız. Yani karşı taraf çalmaya devam etsin, biz de uyarmaya devam edelim. Ne zaman ki uyarıcılar çalanlardan önce yorulmaya başlar, işte o zaman kıyamet kopar. Hiçbir zaman için uyarıcılar çalanlardan önce yorulamaz. Yorulma hakları yoktur. Çünkü toplumu düzeltenler, topluma renk veren onlardır. Mesela şöyle düşünün. Genelde iş yeri sahipleri çalışanlarından daha önce iş yerlerine giderler. Bazı iş yeri sahipleri işinin anahtarını çalışana vermez. Kendi açar, kendi kapatır. Bilir ki iş veren, iş çalışan kişisi kendi iş yerine kendi işi gibi bakmayabilir, ahlakı düzgün değilse. O anda kasadan çalabilir, o an başka bir şeyden çalabilir. Yani bu anlamda Müslümanlar olarak feyne bi okum bi maküntüm ta'melun. Allah bize yaptıklarımızı haber verdiğinde, amel ifadesi geçiyor burada. Ben Allah'ın huzurunda şöyle bakmanın büyük korkusunu yaşıyorum. Deprem korkusundan, ölüm korkusundan daha baskın bende bu duygu. Ölüm, evet, zor bir şeydir. Enkaz altında kalmak zor bir şeydir. Bunun olmaması için Allah'a dua ediyorum. Hep sürekli siz de ediyordursunuz. Ölümün de hayatın da kolayını ver Allah'ım diyoruz. Ama nihayetinde geçen gün iki bacağı kesilen bir çocuk vefat etti ya dün. Kaç gün sonra çıkarıldı. Onca acı bitti. Yani nihayetinde belki de çok düşünüyordu, iki bacağını kaybetti. Ben şöyle düşünüyorum. İki bacağım varken ne yapabilirim? Yani inanın ki şu an bunun şeyini yaşıyorum, ızdırabını yaşıyorum. Sadece sohbet yapmak bana yetmiyor şu anda. Çünkü toplumda deprem hadisesiyle bir kere bize bir ayna daha tutuldu. Dün mesela sofrada konuşulmuştu ya, işte bizzat hırsızların deprem yerlerine gidip evleri soymaları, talan etmeleri, insanların acılı hallerinden kendilerine fayda çıkarmaya çaba göstermeleri, bu bizim toplum olarak ne kadar bozulduğumuzun ve bu bozulmayı ne ara bu kadar çoğalttığımızı körleşmemizden kaynaklanan bir sonuç olarak okumamız gerekiyor. Bu sonuç bizim amellerimizin sonucudur. Yani şöyle ki, körler sağırlar birbirimizi ağırlarken, işte mesela Özlem bu konuda Allah razı olsun 15 günde bir çocukları topluyor getiriyor. Gerçekten çok örnek alınacak bir davranış. O çocukları arabaya doldurup, o insanlar kendi çocuklarını sohbete götürmüyorlar ya, eriniyorlar. Yani ders yapıyorsun, yaz okulu yapıyorsun. İnsanlar kendi çocuklarını okula her gün götürdükleri gibi, alışveriş merkezlerine götürdükleri gibi, getir çocuğuna bir şeyler öğreteyim diyorsun. Ay ablası dersleri var, zaten okulda çok yoruluyor, kusura bakmayın deyip getirmiyor. Özlem 15 tane, 14 tane, 16 tane bazen o çocukları o arabaya doldurup getiriyorsa, bu topluma karşı bir sorumluluğun resmidir. Yani kendi, sadece kendi çocuklarını da alıp gelebilir. Neden bunu yapıyor? Evet, bir mahallede yanlışı çoğaltan varsa iyiliği çoğaltan da daha çok çalışmak zorundadır. Yanlışı çoğaltmak kolay. Neden? Çünkü yanlışı çoğaltmak biraz suyun akışında kendiliğinden olan bir şey. Hani neden? Kötülük her zaman hızlıca çoğalan bir şey. Allah'ın verdiği yasada öyle bir şey var. Çürük hemen yanındakini çürütür. Ama sağlam yanındaki çürüğü iyileştiremez. Bunun için dışarıdan bir müdahale ve bir emek vardır. Yani bu anlamda arkadaşlar, birbirimizin amellerini Allah'ın huzurunda görmeye hazır mıyız konusunda harekete geçirmemiz lazım. Yarın Allah senin amellerini dosya 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 önüne koyacak. O amellerini okuduğun gün hangilerinden mahcup olacaksın? Hangileriyle mutlu olacaksın? Bunun hesabını yapmak zorundayız. Yapmazsak ezel, ezelden ebede giden bir hayatta geri dönüşü olmayan bir hayat var. Yani onun için bu anlamda amellerinle ilgilenmek zorundasın, dua.
Sen kendi amelini Allah'ın huzurunda göreceksin. Benim amelimi seyretmeyeceksin. Mesela şu anda biz seyirci terası var ya böyle şehirlerde. Seyirci terasına çıkıyorsun. Uludağ'da da o şey var ya bakacaktı. Çıkıyorsun. Hava puslu değilse aşağıyı bir görüyorsun. Ben yıllar öncesinde geldiğimde yeşil bir Bursa görüyordum. Şimdi bakacağa çıktığında çatılar görüyorsun. İç karartıcı bir şehir görüyorsun. Öbek öbek birazcık da böyle lütfen bıraktıkları yeşillikleri görüyorsun. Ama niye? Çünkü seyir terasından ben sadece Bursa'yı seyretmek için çıkarsam, bir ağaç alıp dikmezsem, bir kötülükle mücadele etmezsem, bir yanlışın düzelmesi için yetkililere uyarıda bulunmazsam, sonuçta seyredeceğim manzarayı da kendim oluşturuyorum. Veya seyredeceğim manzarayı bozulmuş insanların oluşturmasına izin verdiğim için o manzarayı seyretmeye mahkum kalıyorum. Sokrat'ın meşhur sözünü bilirsiniz. Herkes evinin önünü süpürse sokaklar tertemiz kalırdı. Ne yapıyorsun insanlık için? Ne yapıyorsun Aya? Ne yapıyorsun Dua? Ne yapıyorsun Fatma? Ne yapıyorsun Ferda? Tek tek kendimize sormamız. Diyor ki şairin bir tanesi çok güzel söylüyor. İyiyim diyorsun diyor. İyisin de iyiliğinin kime faydası var? Tamam iyisin. İyiliğinin kime faydası var? Yani yine şöyle bir şey var. Bir tarlanın başında oturup diyen ben hiçbir şey tarlaya yapmıyorum diyen insan diyemez ki diyor ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir dikenli otların büyümesine izin veriyorsun. İki belki oraya bir domates bir salatalık dikerek birinin karnını doyurmasına vesile olabilirsin. Yarın öleceğini bilsen elinde fidan varsa dik diyen bir öğretiyi okuyoruz biz. Peki gönüllere fidan dikmekte ihmalkar davranırsak şehir kuraklık yaşadığında susuzluğu biz de yaşarız. Bize imtiyaz tanınmaz. Siz kötü değildiniz, iyiydiniz. Suyu evinizde iktisatlı kullanıyordunuz. İşte şöyle yapıyordunuz, böyle yapıyordunuz değil mi? Çeşmenin suyu kesildi mi? Hepimizin suyu kesilir. Yani o anlamda toplumsal sorumluluğumuzu bana hatırlatan bu ayet-i kerimeyi sizle paylaşmak istedim. Arapçasını ve Türkçesini okuyarak bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izeh tedeydum ilallahi merciukum cemia feyünebbiukum bima kuntum ta'melun. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru olduktan sonra sapanlar size zarar vermez. Sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır. O size neler yaptıklarınızı o zaman haber verecektir. Teşekkür ediyorum.